Bence gerçekten çok pahalı. En pahalı şeydir çikolata kıtırsı da. Çok pahalı. Neredeyse 100 TL'nin 4'te biri. Hesaplayalım bakayım 100 TL'ye geçti mi? Ben birazcık korkmaya başladım. Eminim Türkiye'den izleyenler şu an iki anlar. Çünkü orada çok pahalıdır bir fiyatlar ama buna inanamayacaksınız. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir şey ama. Bir süredir benden Kıbrıs market fiyatlarını istediğiniz, Türkiye'den Kıbrıs fiyatları özellikle çok fazla merak edilir. Bunun farkındayım. O yüzden ben de sizin için Kıbrıs'taki bir markette 100 TL'ye ne alınır, ne kadar alım gücü vardır bunu çekeceğim. O zaman lafı çok uzatmadan videomuza geçelim. Sepetimizi aldık. Alışverişle başlıyorum. İlk olarak ekmeklerin olduğu reyona geldim arkadaşlar. Bir tane tost ekmeği dikkatimi çekti. Ben normalde kahvaltıda çünkü tost ekmeği kullanırım. Evet, en iyisi bu gibi. Fiyatına bakalım. 16 adeti 3.75. Bunu sepete attık. Yumurtaların 16 adeti 15 TL. Yok, 15 yok. 15 adetlik yumurta 16,5 TL. 1 litrelik bir süt 6,5 TL. Genelde Kıbrıs'ta en çok bu marka tercih edilir. O yüzden bu marka üzerinden örnek veriyorum. Tam yağlıdır bu değil. Evet, tam yağlı bir süt 6,5 TL. Diyeti de aynı şekilde. Yarım yağlı süt 6,5 TL. Laktozsuz 7,75. Ama ben tam yağlıyı tercih ettim. Şimdi bir tane yoğurt alacağım. Küçük boy tercih edeceğim. Bu yoğurdun fiyatı 11,5 TL. Yani ufak olanlardandır. 100 TL'ye alışveriş yaptığımız için de her şeyin en uygununu almaya çalışacağım. Onun için biraz daha ilerleyeceğim. Dur bakayım. Böyle bir yoğurt. Çok da bilinmedik bir yoğurt markası ama 7,5 TL. O yüzden 100 TL olduğu için sınırımız en uygununu alacağım. Burada helimler var. Birçok çeşit var helimde. Helimlerin fiyatı arkadaşlar ortalama 13-14 TL. Kilo olarak alacaksanız da yani paket olaraktır, böyle göstereyim. Yani bu şekilde paket olarak aldığınız zaman da ortalama 40-55 TL arası bir fiyatı var. Tabi markadan markaya değişir. Helimi de bilenler vardır mutlaka. Kıbrıs hazır bir üretimdir. Biz burada kahvaltıda da yemeklerde de çok sık kullanırız. Mesela örnek veriyorum, bir tost yapacağımızda direkt olarak helimdir. Tostun içinde yer alan. Bir tane daha helim aldım. Bundan sizin daha 13,5 TL olduğunu varsayarsak devam edelim. Şimdi bir de kaşar peynirlerin olduğu tarafa geldik. Peynirler Kıbrıs'ta çok pahalıdır. Yani Türkiye'de bile şu an fiyatlar oldukça uçuk. Sütaş'ın böyle bir peyniri 400 gram 25 TL. Burada başka böyle 3 küçücük bir 8 dilimlik ama bunun fiyatı yazmaz. Boşver. 200 gramlık taze kaşar Pınar'ın 16,5 TL. Yani bir kahvaltıda bitecek olan bir şey ve 16,5 TL bence çok pahalı. O yüzden peynir almayacağım galiba. Böyle Sütaş'ın beyaz peynirleri var. Kaç gramdır bunlar? 500 gramı 19,75. Burada 900 gramı var 31,5 TL. Bence gerçekten çok pahalı. Hayatta almam yani şimdi. 100 TL'lik alışverişte alınmaz yani. Buna inanamayacaksınız. Tost için Pınar'ın 350 gramlık dilimli peyniri varmış. 27,5 TL. 27,5 TL. Sen nesin acaba? Altından değerli. Tereyağlarına geldik. Ortalama hepsinin fiyatı 5,5-5,25. En ucuzundan alıyorum. Ülker tereyağı 5,25. Bir de tavuğun fiyatını söylemek isterim size. Böyle bütün bir tavuğun fiyatı 25,25. Bu da sade kanattı. İçinde 2, 4, 6, 8, 10 tane var ve fiyatı 17,68. Soslu kanatın fiyatı 19. Gene aynı şekilde 10 tane. Bu da pizzola soslu tavuk. Kaç tane var içinde? Gene bir 10 tane var ve fiyatı 24 TL. Ayranların fiyatı da bu arada söyleyeyim. 7,5 TL'dir bu ama çok içtiğim bir şey değil. Kıbrıs'ta da ayran böyle bu şekilde nanelenmiş şekilde satılır. Ve biz böyle tercih ederiz genelde. Çok severim. 500 mililitrem. 500 mililitrem. Böyle bir yarım litre Coca-Cola şişesi 3.75. Bir tane de bundan alacağım. Fiyatlar gerçekten pahalı. Markete gelince anlar insanlar. Uzun zamandır market alışveriş yapmam bu arada. O yüzden şu an 100 TL'ye alışveriş yapacağınız zaman gerçekten her şey çok pahalı gelir ve alsam mı diye iki defa düşünün yani. Şimdi yemeklerin olduğu tarafa geldim. Donmuş yemekler var burada. Bir tane daha yemeklik bir şey alacağım. Pizza mı alsam, tavuk mu alsam? En uygunundan bir tane piliç şnitzel alıyorum 9,5 TL. İçinde sadece 2 tane var. Yok, 3 tane var. 3 tanesi 9,5. Benim için yeterli. Aynen. Bir tane daha bundan aldık. En uygunu bu. Bir tane de şampancık alayım. Ah. Bu video böyle çok kapsamlı bir video olmadı yani 100 TL'lik bir alışveriş yaptığım için. Ama eğer daha kapsamlı, daha detaylı bir video istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. Şimdi şampuan alacağım bir tane. Yani Head & Shoulders'ın bir şampuanı 24-25. Çok pahalı. Yani neredeyse 100 TL'nin 4'te biri. Dove şampuan 21 TL. Böyle bir şey alamayız. En ucuza. Hacı Şakir'in besleyici şampuanı 9-25. Normal saçlar için olan da 8-25 TL. En ucuzu bu olduğu için Hacı Şakir'in şampuanını alacağım galiba. Ve sepete
attım. Daxmatic bir daha çamaşır ilacı. Şu an indirimde 15.75. Bu arada bu Kıbrıs markası olduğu için uygun fiyat. Ama diğerlerine baktığımda hepsi 21, 38, 42 diye böyle gider. Onun için en uygunu bu olduğundan Dax alıyorum. 3 kat daha güçlüymüş. Güvendik. Evet. Hesaplayalım bakayım 100 TL'ye geçti mi? Ben birazcık korkmaya başladım. Evet, sepetimizi hesapladım. 89,5 TL bir alışveriş yaptık şimdiye kadar. Yani yaklaşık 50 kuruştan 10 da eklesen 10,5 TL gibi bir fiyatı kaldı. En uygun bence abur cubur olur. Onun için abur cubur alacağım. Şimdi Burçin çok sevdiği için bir tane eti gurme alacağım. 2 TL. Kaldı kaç? 9, 8,5 TL. Evet, 8,5 TL'ye başka ne alabilirik? Ne alalım? Bak bunu çok severim ama çok pahalı be. 8,5 TL'miz kaldı. Çikolata 8 TL. En pahalı şeydi çikolata Kıbrıs'ta. Değil. Bir tane eti brownie alıyorum. O da 2 TL. 6,5 TL. Gel. Kardeşim. Abi nasılsın? Şimdi geldik en çok merak edilen kısma, bira fiyatları. Hangi bira daha uygun? Göster bakayım bize. En ucuzları. Efes 50'lik. Bu 4,5 TL. Tamam. O zaman bunu alıyoruz. Teşekkür ettik. Evet. En uygunu Efes Bilsen'in 50'lik olanıdır. Onun için bunu alıyorum. 4,5. Yani eminim Türkiye'den izleyenler şu an içi yanar. Çünkü orada çok bağlıdır bira fiyatları ama. Mesela Bex 5,5 TL'dir. Miller yine 5,5 TL. Biramızı da aldık. O zaman içeriye geçelim. 2,5'a ne alacak be? Evet, 2,5 TL'miz kaldı. Son 2,5 TL'yi de hanım eller fındıklı aldım ve alışveriş buraya kadar. Ay. Bunu artık değerlendirmesini size bırakıyorum. Baktığınız zaman yemeklik, sebze, meyve hiçbir şey almadım neredeyse. Yani atıyorum bir manava gitseniz, sebze, meyve almaya girişseniz çok çok daha pahalıdır Türkiye'ye göre. Yani Türkiye'nin en uygun kısmı manavdır diyebilirim. Kıbrıs'ta manav fiyatları çok fazla. Gel. Ve videomuzun sonuna geldik. 100 TL'lik market alışverişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi neler aldığımızı kısaca bir söyleyeyim. 15'li yumurta, 3'lü şinize, 1 yoğurt, 1 tereyağı, hanım eller, bisküvi, dilim ekmek aldık, eti karam aldık, hellim aldık, bira aldık, süt aldık, bir adet de çamaşır ilacıyla şampuan aldık. Böylece de videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer market konularında daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Bu serinin devamı gelecek çünkü. Kanala abone olmayı ve videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.